Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu videomuzda size logaritma konusuyla ilgili 10 tane çok güzel soru çözeceğim inşallah. Hemen birkaç sorumuz bakalım yeni nesil soru olacak. Ondan sonraki sorularımız da cebirsel olarak gerçekten görmeniz gereken çok güzel sorular. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Ne diyor bize? Bir marangoz uzunluğu 4 metre olan bir merdiven yapmak istiyor. Bununla ilgili bazı bilgiler şekilde aşağıdaki gibidir. Merdivenin alt ve üst ayakları 50'şer santimetredir. Bir basamaktan itibaren her bir basamak uzunluğu da logaritma bilmem ne verilmiş işte artık. Buna göre yapılacak merdiven kaç basamaklı olmalıdır? ÖSYM soruları. Zaten bu soruları orijinalin ÖSYM tipi sorularından aldım arkadaşlar. Şöyle. Şurada bakın 50 santim dediği şey yarım metre. Yani 1 bölü 2 metre. Şuradan 50 santim de buradan aldığımızda 1 bölü 2 metre de burada. Yarım burada. Yarım burada. Ne yaptı? Tam yaptı. 1 metresi gitti. Yani merdivenin birinci basamak diye bu bölgeleri, bu boşlukları bir basamak diye isimlendirmiş burada. Dolayısıyla burada kaç boşluk oluşabileceğini soruyor bana. Kaç tane tahta çubuk değil, kaç tane boşluk oluşacağını sormuş arkadaşlar. Tamam, basamak anlamında onları kabul etmiş. Dolayısıyla ben şunu yapmalıyım. Burada bu 3 metreye kaç tane basamak sığar onu anlamaya çalışacağım. ÖSYM genellikle logaritma ile ilgili yeni tür soruları hep böyle uzunlukla ilgili soruyor. Hatırlarsanız bir de cetvel sorusu sormuştu. O zaman şunu yapalım. Birinci basamak nedir? Şuymuş. N basamak numarası olduğu için buraya 1 yazacaksınız. 1 yazacaksınız. Ne olacak? Birinci basamağın uzunluğu logaritma 3 tabanında N yerine 1 yazdığımda ne oldu? 4 bölü 3 oldu arkadaşlar. İkinci basamak buraya 2 yazdığımda 2 yazdığımda ne oldu? Logaritma 5 bölü 4 oldu. Yine taban değişmedi. 3 tabanında. Devam ettiğinizde en son hangi basamakta arkadaşlar? Zaten kaç basamaklı diyor. O zaman onu bilmiyorum. Logaritma 3 tabanında n artı 3 bölü n artı 2 idi. Evet arkadaşlar. Şimdi bu zaten bu toplam şu 3 metreyi verecek arkadaşlar bize. Yani toplamda 3 olacak. Düzenlediğimde hatırlarsanız logaritmalı toplamlar içeride logaritma çarpımı yapıyordu arkadaşlar. 4 bölü 3 çarpı 5 bölü 4 çarpı nokta nokta devam ettiğinizde basit bir sadeleştirme işlemiyle bu işlem düzelecek zaten gördüğünüz üzere. 4'ler gitti, 5'ler gitti. Bu düzende gittiği için yukarıda n artı 3, aşağıda 3 kaldı. Ve bu ifade de zaten 3'e eşitti. 3 eşittir logaritma 3 tabanında n artı 3 bölü 3. Arkadaşlar logaritmada zaten üstel fonksiyonun tersi diye logaritma 3 gördüm. Üstel 3 yazdım. Üstel yazdım. Üstel logaritmik birbirini götürdü. 3 üzeri 3 ne yaptı? 27. Bu da n artı 3 bölü 3'müş arkadaşlar. Evet ne yaptı buraya? Ne yaptı? 27 çarpı 3 81. Bu da n artı 3'e eşit olduğu için normalde 3'ü yolladığımda n eşittir 78. Zaten n de basamak adedi oluyordu arkadaşlar. Demek ki bu sorunun cevabı E şıkkı. Birinci sorumuzu hallettik. Şimdi vakit kaybetmeden hemen ikinci sorumuza geçtik. Burada bize ne diyor? Burada söylediği yeni yıl için bir matematik bir değil. Yeni yıl için matematik öğretmeni Nilgün Koca öğrencilerine ışıklı bir pano hazırlamalarını istemiştir. Her rakam altında belirtilen süre kadar yandıktan sonra sırasıyla soldan sağa ilerleyerek diğer rakamlar yanmaktadır. Pano iki rakamından sonra yanmaya başladığına göre sıfır rakamı 80. Pardon, iki rakamından sonra değil, iki rakamından yanmaya başladığına göre sıfır rakamı 80 dakika sonunda kaç defa yanmıştır? Şimdi arkadaşlar bu panoları falan gördüğünüzde yani logaritma olmazsa ne olsun, ne olursa olsun aklınıza periyodik durumlar gelecek. Hemen baktığımda bakın her burada soldan sağa doğru ilerlediğini sonra da ne yaptığını başa döndüğünü yani periyodik olarak başa döndüğünden bahsediyor. Ayrıca da her ışıklı tabelanın altında yanma süresi verilmiş. Demek ki benim periyodum bu neymiş? Toplamda periyot dedik de şöyle düşün yani günler 7 günde bir tekrar ediyor. 7 gün geçti, 7 gün geçti, 7 gün geçti. Hep pazartesi, pazartesi, pazartesiye saracağız arkadaşlar. Onun gibi burada ne kadar süre geçtiğini bulmaya çalışacağım. O zaman birinci harf için yani bir iki rakamı için şuradaki iki rakamı için logaritma 20 süre geçecek artı
İkinci, yani sıfır rakamı için logaritma 25. Bir rakamı için logaritma 40. Aynen bu düzende devam ettiğinde logaritma 50 kadar süre bu periyodun baştan sona bitmesi için geçerli süredir. Burada taban yazılmamış. Tabanda zaten 10 olduğunu anlıyoruz. O zaman logaritma 10 tabanında 20 çarpım 25 çarpım 40 çarpım 50. Ne yaptı arkadaşlar? Şurada 3 tane 0 var zaten. 1, 2, 3. Onun dışında ne var? Şu kaldı. 5 kere 4, 20. Şuradan da 25 çarpım 2, 50. Burayı düzenlediğimde logaritma, bakın ne oldu? 5 kere 2, 10. Bir tane burada. 1, 2, 3, 4, 5 tane 0 da arkadan gelecek. Toplamda 6. Yani logaritma 10 üzeri 6 kadar süre geçecekmiş arkadaşlar. Bunu öne at ya da logaritma 10 tabanında logaritmik üstel birbirini götürdü. 6 dakikada bir başa sarıyoruz. 6, 6, 6. Gördüğünüz gibi burada 0 rakamı her 6 dakikada bir bu periyodun içerisinde var. Yani dolayısıyla şunu yapmamız gerekiyor. Biz bu 80 dakikanın içerisinde kaç kere 6 dakikalık periyot kullandık? 80 bölü 6, 14, 84 olur. Olmadı. Başaramadık. 13 kere 6, 78 yapacak arkadaşlar. 2 dakika artık süre. Tamam. 13 kere periyot tamamlandığı için 13 kez zaten yandı. Bu 2 dakikalık süre içerisinde acaba 2 yanmasıyla mı geçirir? Şu 2 hanesinin yanmasıyla mı geçiririz? Yoksa sıfıra da geçiş yapabilir miyiz? Bir de onu ölçmemiz gerekiyor. Hemen ona bakıyoruz. Şimdi logaritma 20 süresiyle 2 ışığı yanıyor, tabelası yanıyor. Ben bunun logaritma 100 ile logaritma 10 arasında olduğunu söyleyebilirim. Neden yüzde 10'u seçtim? Tabii ki tabanlarımızın kuvvetlerine göre seçmeliyiz ki arkadaşlar tam sayı üretebilelim. Yani burası zaten 1. Burası da logaritma 10 tabanında 20. Bu da zaten logaritma 10 tabanında 10 üzeri 2 olduğu için 10 tabanında 10 üzeri 2 olduğu için 2. Yani aslında şu 2 rakamının yanma süresi 2 dakikadan daha kısa bir süre. Yani ne demek oluyor? Bu 2 dakikadan az yanıyorsa kalan süreyi sıfırı yanarak geçirecek. Ha, buradan da artı bir kez daha yanma süresi gelecek. Toplamda 13 bir daha 14 kez sıfır rakamı yanmış olacak arkadaşlar. Evet. Geçelim 3. sorumuza. Şimdi arkadaşlar burada cebirsel olarak gerçekten zor bir soru var. Üstünde yeni nesil soru yazılıyor ama taslağı hazırlarken dikkat etmemişim. Yeni nesil değil ama güzel cebirsel bir soru. Hemen vakit kaybetmeden onu çözmeye çalışalım. Şunu bir hatırlatalım. Herkes biliyordur daha hocam ne anlatıyorsun sen. Biz bunları biliyoruz diyebilirsiniz ama belki bilmeyen birkaç arkadaşınız varsa ya da biliyorsa tekrar için işte kullanalım. Neyse gevezelik yaptım ben de. Şimdi burası nasıldı arkadaşlar? Eksi 4 çarpım eksi 1 ne yaptı? X eksi 4 çarpım x eksi 1 ne yaptı? 0. Bunu ne yapıyorduk? Burası çarpım. Burası da bunların toplamını üretmesi gerekiyordu. Dolayısıyla benim bu ikinci dereceden bu denklemi çözebilmem için şu gerekiyor arkadaşlar. Çok özür. Evet, tekrar geldi sorumuz. Şu gerekiyor arkadaşlar. Şu ifadenin çarpımsal olarak üreteceğim. O çarpımlar burada bu eksi 6 logaritma 3 üretecek. Hemen bir bakalım. İnşallah becerebiliriz. X kare eksi 6 logaritma 3. Ama burada tabii ki x var. Şurada 8 çarpım logaritma 3'ün karesi var. Ve burada ne olacak? Bu katsayımız ya. Logaritma 3, yani a tane logaritma 3 artı b tane logaritma 3 toplamda ne yapması gerekiyor? Eksi 6 tane logaritma 3 üretecek şekilde parçalamalıyım. Bu iş halloldu. Tamam, artık sanki anladık gibi. Bakın burada, şurada şöyle yapabilir miyiz? Şu 8 tane logaritma 3 kareyi şöyle yazabiliriz. 4 logaritma 3, 2 logaritma 3 yazabilir miyim? Yazabilirim. Ama toplasam 6 tane logaritma 3 yapar. Çok çok özür dilerim. Bana eksi 6 tane lazım. Tamam, o zaman şurayı eksi yaptım. Şurayı da eksi yaptım.
Şimdi burası yine eksi ile eksinin çarpımından sebep, eksi ile eksinin çarpımından sebep artı 8 logaritma 3 kare yaptı. Yalnız bu şöyle olacak. Logaritma 3'ün parantez karesi. O zaman bu ikisinin toplamı da eksi 4 eksi 2 logaritma 3 eksi 6 logaritma 3 yaptı mı? Yaptı. Dolayısıyla biz şu an bu ifadeyi çarpanlardan ayrıldık, ayırdık bile. Logaritma 3 şurada logaritma pardon yazamıyorum artık çarpım x eksi 2 tane logaritma 3 olmuş olacak arkadaşlar. Bu da 0 olunca burada ne diyebilirim? X eşittir. Buraya ya burası 0 ya da burası 0. O zaman x eşittir 4 logaritma 3 ya da x eşittir 2 logaritma 3 oldu arkadaşlar. Şimdi bana ne diyor burada? 10 üzeri m eksi n nedir? 10 üzeri m eksi n nedir dediği şey şu. Şimdi arkadaşlar burada m bu denklemin kökü ve büyük olanı yani bu. Yani şunu soruyor. 10 üzeri m yerine 4 logaritma 3 eksi n yerine de 2 logaritma 3. Bunu soruyor. Evet, bunu düzenlemeye çalışıyoruz. Soru halloldu da şimdi burayı düzenlemek biraz şu an için zor ama şu 4'ü 3'ün üstüne, şu 2'yi de 3'ün üstüne aldığımda burası 10 üzeri logaritma 3 üzeri 4 eksi logaritma 3 üzeri 2 olacak. Logaritma çıkartmasını logaritmalı bölme şeklinde yazabilirim. O zaman logaritma çok gençler özür diliyorum. Neden böyle bu kadar dikkatsizlik yapıyorum bilmiyorum ama biraz yorgunum galiba. Kusura bakmayın. Şurası logaritma değildi. Burası 10'du. Aynı şey şurada da geçerli. Düzenlediğimde şurası 10. Şu logaritmalı çıkartmayı logaritmalı bölme yazmalıyım. Evet. O zaman düzenliyorum. Logaritma içerisinde bölme yapıyorum. 3 üzeri 4 bölü 3 üzeri 2. Evet. Ne olmuş oldu? Şu an şunu yapabilirim artık. Biliyorsunuz ki logaritmik ifadeler üstel ifadelerin tersidir. Tabanları aynı olunca üstel logaritmik birbirini götürecek. 3 üzeri 4 bölü 3 üzeri 2 81 bölü 9'dan yine 9'u üretecek arkadaşlar. Demek ki bu sorunun cevabı da 9 olması gerekiyor. Evet, geçtik diğer sorumuza. Evet, yine cebirsel ve çok güzel bir soru. Hemen bakalım ne diyor bize. Şimdi burada diyor ki 80 üzeri x 10 üzeri y eşittir e üzeri z. Buna göre z bölü x eksi z bölü y eşittir a ln b formatında. A artı b'nin en küçük olduğu durumu soruyor arkadaşlar. Bu sorular aslında yani şu olaya dikkat ederseniz z bölü x z bölü y. Buna dikkat ederseniz çok kolay çözülüyor. Ama bunu algılayamadığınızda zaten bir cinsinden yazmak zulüm olacaktır. Ama ben size yine bir hatırlatma yapayım. Daha önce tekrar yaptığım bir hatırlatma. Şöyle diyelim. A üzeri B eşittir. M üzeri N olsun arkadaşlar. Ben A'yı yalnız bırakmak istediğimde biliyorsunuz ki yapacağımız hamle şu. Kuvvetine böl. Yani kuvvet B'inci dereceden kökünü al. B'inci dereceden kökünü al. Bu bunu götürdüğünde ne olacak? A eşittir. Gördüğünüz gibi M üzeri N bölü B. Peki bununla uğraşmaya gerek var mı? Bir bakalım. Bakın A üzeri B eşittir M üzeri N demiştik. Ben A'yı yalnız bırakmaya çalışıyorsam A'nın kuvvetine böl, A'nın kuvvetine böl. A eşittir M üzeri N bölü B. Zaten aynı şeyi üretti mi? Evet arkadaşlar üretti. Dolayısıyla bu kadar yorulmaya gerek yoktur. O zaman benim aradığım bu kesirler kuvvetlerdeyse işiniz hakikaten çok basit demektir. Bakın şurada 80 üzeri x demiş. E üzeri z demiş. Tamam. Ben ne istiyorum? Şunu istiyorum. Z bölü x istiyorum. O zaman x'e böl. X'e böl ki z bölü x üretilsin arkadaşım. Arkadaşım nedir ya? Üretilsin. Evet. 80 eşittir. Neymiş arkadaşlar? E üzeri z bölü x. Şimdi buradan z bölü x'i yalnızlaştırmak isterseniz de bu zaten e üstel ln yazarsınız logaritmasını yazarsınız. Bu bunu götürür.
z bölü x ne oldu? Ln 80 oldu. Aynı şeyi z bölü y için buraya yaptığımda bu da zaten ln 10 gelecektir arkadaşlar. Yok hocam ben anlamıyorum diyen varsa da orayı da yapalım. Diğerleri de hızlı geçer oraları. Şimdi devamında ne yapmam gerekiyor? Ben z bölü y üretmek istiyorum. Y'ye böl, y'ye böl, gitti. 10 eşittir e üzeri z bölü y'dir. Şimdi arkadaşlar e üzeri z bölü y diyor. E üstel bir ifade. O zaman onun logaritmasını aldığımda yani ln e taban oluyor. Ln'ini aldığımda bunlar üstel logaritmik birbirini götürür. Z bölü y eşittir ln 10'dur arkadaşlar. Bizden ne istiyor? Bu ikisini çıkartın diyor. Çıkartın. Yani z bölü x eksi z bölü y'yi. Yani ln 80 eksi ln 10. Ln 80 eksi ln 10 dediği şey logaritma çıkartmalarını biz logaritma bölmesi şeklinde içeride 80 bölü 10 formatında yazabiliriz. Sadeleştirdiğinde burası ne oldu arkadaşlar? Ln 8 yapmış oldu. Şimdi zaten şurayı a ln b yazmamı istiyor ya. Demek istediği şey şu. Buradan sonra burayı olabildiğince küçük hale getiriyorum. Ln 2 üzeri 3. 3 öne at. Ne oldu? 3 ln 2. Yani en küçük hali 3'e 2. Toplamda 5 yapacaktır arkadaşlar. A yerine 3 gelmiş. B yerine 2 gelmiş. Bakın A dediği şey burada. B dediği şey de burada gördüğünüz gibi. Bu soruyu da halletmiş olduk arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden diğer sorularımıza bakıyoruz. Evet. Bakın yine söylediğim sorunun kopyası bir soru. Zor göründüğüne aldanmayın. Yani zor görünebilir ama kolay bir soru olacak. Çünkü az önce buna benzer bir soru çözdük. Bakın gördüğünüz gibi A kuvvetli olan bir ifade ama paydaya düşmüş. O zaman siz bunu ne yapmanız gerekiyor? 4 üzeri A. Bunu da güzel yazdım. 4 üzeri A eşittir 60 üzeri 1. Tamam. O zaman ben şunu yapabilirim. Her tarafı A'ya böl. Her tarafı A'ya böl. Gitti. Neymiş? 4 eşittir 60 üzeri 1 bölü A'dır. Şimdi ben buradan 4 bölü A üretebilmem için önce 1 bölü A'ya ihtiyacım var. Tamam 1 bölü A üreteyim. Bunun arkadaşlar tabanı nedir? Logaritma. Bu 60, bu üstel fonksiyon ifadenin tabanı 60 olduğu için ben buraya logaritma 60 yazarım. Buraya da logaritma 60 yazarım. Ne olur bunlar birbirini götürür. 1 bölü A logaritma 60 tabanında 4 yapar. Aynı hamleleri bu B için, C için üretirsem, yani hiç uzatmaya gerek yok ki yapabilirsiniz. Düzenliyorum. Logaritma 60 tabanında 4, 1 bölü A'ya denk. Şimdi arkadaşlar burada logaritma 60 tabanında 3 de 1 bölü B'ye denk olacaktır. Aynı hamleleri yapacağız. Onun için yazmıyorum arkadaşlar. Yani anlamadığınızda bir daha ilk seferinkini dinleyebilirsiniz. Logaritma 60 tabanında 5 de 1 bölü C'ye denk. Biz bunların toplanmasını istiyoruz. Topladığımızda ne yaptı arkadaşlar? Şurası logaritma 60 artı logaritma 60 artı logaritma 60 tabanında 4, 3, 5 toplamları içeride çarpıyordum. Değil mi? O zaman logaritma 60 tabanında 4 çarpı 3 çarpı 5 ne yaptı? 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C yaptı. Burası da zaten 60 yaptığı için burası komple 1. Yani neymiş? 1 bölü A artı 1 bölü B artı 1 bölü C nedir arkadaşlar? Şu an neymiş? Hemen söyleyelim size. 1'miş. O zaman biz ne istiyoruz? Bunun 4 katına çıkmasını istiyoruz. 4 katına çıkmak istiyorsak 4 ile çarp, 4 ile çarp, 4 ile çarp, 4 ile çarp. Evet. Bu ifade, yani şu ifade, bizden istenen ifade 4'e denkmiş. Dolayısıyla bu soru da burada bitmiş oldu. Logaritma köküç artı 1, 4 artı 2 köküç. Evet bu ifadenin değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu tür sorularda gördüğünüzde siz logaritmayı hesaplayabilmenizin tek yolu şudur. Logaritma a tabanında a kare veya şöyle desem daha sağlıklı olacak. Mesela logaritma a üzeri m ve a üzeri n formatında olan
ifadelerinin sonuçlarını. Bu da nedir? N bölü M çarpım logaritma A tabanında A. Bu zaten 1 olduğu için cevabımız N bölü M olarak logaritmadan arındırılmış bir şekilde elde edilebilir. Şimdi burada gördüğünüz üzere bu ifade çok 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 fantastik bir soruya benziyor. Çok zor olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bu soruda ne yapmamız gerekiyor? Biz buna nasıl benzeteceğiz? Tahmin yürütelim isterseniz. Şimdi şu bir kere zaten eşlenik. Bunun cevabı eksi 1 çıkar. %99 yani. Şu işaretlediğim bölgenin cevabı eksi 1 arkadaşlar. Neden? Biraz sonra anlatacağım zaten. Şu eksi 1. Burada şu logaritmalı ifade de kök 3 artı 1'in ya karesidir ya köküdür. Karesi olsa kök 3'ün karesi 3, şunun karesi 1, 4. Evet, bu da karesi 2 eksi 1. Cevap muhtemelen 1 gelecektir. Yani gözünüzün ucuyla çözeceğiniz bir soru. Ama biz yine de kafanız rahat etsin diye şuraya yazalım. Bakın arkadaşlar, kök 3 artı 1 karesini alıyorum. Ne oldu arkadaşlar burası? Birincinin karesi 3 artı birinci ve ikincinin çarpımının 2 katı 2 kök 3 artı şu da 1 olacak. Dolayısıyla burası 4 artı ne oldu? 2 kök 3 oldu. Yani şu ifadenin cevabı neymiş arkadaşlar? Logaritma, şunun yerine a yazarsam a, şunun yerine ne yazdım? Burası da zaten a kare olmuş oldu. Logaritmik ve üstel birbirini götürdü. Cevap 2. Tam tahmin ettiğimiz gibi. Hocam karesi çıkmazsa biz ne yapacağız? Çıkmazsa küpüdür arkadaşlar. Daha da öteye götürmezler. Şimdi bunda nasıl eksi 1 olduğunu tahmin ettiniz. Şimdi arkadaşlar bunlar artık kalıp sorular. Bunları gördüğünüzde hemen görür görmez işaretleyeceğiniz hale gelmesi lazım. Tabii ki soru sayısını artırdıkça bunları yakalayabilirsiniz. 2 kök 6. Bunları çarptığımda 5 artı 2 kök 6. Bakın çarptığımda nedir? Birinci, bu şöyle bir şey. X eksi y çarpım x artı y. Yani x kare eksi y kare formatında. Yani 2 kare farkı. Dolayısıyla şurayı birincinin karesi yani x kare 25 eksi 2 kök 6'nın karesi 24. Neymiş? Cevabı 1'miş. Yani 5 eksi 2 kök 6 ifadesiyle 5 artı 2 kök 6 ifadesine şöyle bir yazdınız. Yani bu ifade a olursa arkadaşlar şu ifade ne olur? Şu ifade her tarafı a'ya bölerseniz 1 bölü a olur. Burada da a'yı kullanmıştık ama bu başka bir a tabii ki. Logaritma a, bu da 1 bölü a ne demek? A üzeri eksi 1. Bakın gördüğünüz gibi neymiş? Eksi 1 olmuş oldu arkadaşlar. Ne oldu? Sorumuzun cevabı da aynen tahmin ettiğimiz gibi 2 eksi 1 daha 1'den toplamda 1 yapmış oldu. Eşlenik gördüğünüzde arkadaşlar kesir, küsurat, kesir yoksa zaten direkt cevabı eksi 1 olarak işaretleyin logaritmada. Şimdi devam edelim diğer sorumuza. Diğer sorumuz ne diyor? Bakın bu da ilk başta çözdüğümüz sorulardan birine benziyor. Şurada x kare eksi şurasını ln a artı ln b şeklinde koparırsanız sanki daha kolay görebilirsiniz. Ln b şeklinde kopardım. Bugün yazım da güzel değil. Ben de iyi değilim. ln b çarpım x oldu. Şurası da neymiş? Zaten ln a çarpım ln b eşittir 0. Burası. Bakın arkadaşlar bir çarpanımız bu, bir çarpanımız bu. İkisinin toplamı da burada. Ama önlerinde eksi var. O zaman burayı eksi ln a çarpım eksi ln b formatında düşünmeliyim. Ve bu da x'e x parçalandı. Dolayısıyla şu an x eksi ln a çarpım x eksi ln b eşittir 0 yaparsam x eşittir ln a olacak. Diğer x de şurayı sıfırladığında ya burası 0 ya burası 0 x eşittir ln b olacak arkadaşlar. Ln b. Şimdi ben ne istiyorum? E üzeri x 1. Şimdi arkadaşlar bakın şunu istiyoruz biz. Tabanında e üzeri x1 köklerimizden birisi bu ya. x1 bu, x2 bu. Bunların altında keşke e olsaydı. Çok zor değil. Koyarız. E koyduk. Üstel, pardon çok çok özür. Üstel logaritmik birbirini götürecek a. Yani bunun cevabı neymiş? A'ymış. Üstel logaritmik birbirini götürdü. Bunun cevabı da b'ymiş. Toplamı ne? A artı b. Evet arkadaşlar geçtik. Yine bir iyi soru, güzel soru. Ne diyor bize? A 3x'de büyük olmak üzere tabii ki bu fonksiyon bu ifadeleri tanımlı yapabilmek için yazılmış bir şey.
Bu eşitlikleri kullanarak x değeri kaç olarak hesaplanır? Yani önünde sonunda bu hamleleri yaptıktan sonra ne olacakmış? A artı b üretmem lazım 3 parantezinde. Yani a artı b üretmek istiyorsam zaten gözümün önünde karpuz gibi duruyor. A ile b'yi topla diyor. Yok hocam ben anlamadım nasıl buna çıkarttınız derseniz de şunu söyleyebilirim. Bakın bunlar birbirinin eşleniği. Eşlenik olarak görülen sorularda %99 ihtimalle bunları çarparak üretmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çarptığınızda zaten bir şey elde edersiniz. Şimdi logaritmalı iki ifadenin çarpılabilmesi için içeride bunların toplama halinde olması gerekir. O zaman topladığımda bakın a artı b logaritma 27 tabanında şununla şunu çarparak içeriye yazabilirsiniz. A artı şöyle yazan neyse 3x'in kökü artı a eksi 3x'in kökü düzenleyelim. Artı logaritma 27 tabanında a artı 3x kökü eksi a eksi 3x kökü. Şimdi bunların toplanabilmesi nedir? Bunların içeride çarpılması gerekir arkadaşlar. Bu da çarpıldığında 2 kare farkı yani a kare eksi b kare yani a eksi b çarpım a artı b formatında olan ifade. Birbirinin artılısı eksilisi. O zaman birincinin karesinden ikincinin karesini çıkartın. Birincimiz nedir? A artı 3x'in kökü karesinden a eksi 3x'in kökünün karesini çıkarttım. Burası logaritma 27 oldu mu? Oldu. Bu da a artı b oldu mu? Evet arkadaşlar. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz artık. Bu birbirini götürüyor. Şu kökle 2 birbirini götürdü. Kökle 2 birbirini götürdü. A artı 3x eksi a artı 3x. Bu eksi a ile artı a birbirini götürse içerisi 6x kalacakmış. Logaritma 27 tabanında 6x a artı b olduğuna göre artık ne diyebiliriz? A artı b de bakın gördüğünüz üzere burada sağ olsun 3 parantezinde a artı b eşittir 2. Tamam. Şöyle yapabiliriz. Şurayı 2 bölü 3 formatında yazabiliriz. Buraya 2 bölü 3 yazarsak şu olmuş oldu. Buraya da siyah kalemle yazayım. 2 bölü 3 eşittir. Logaritma 6x olacak içerisi. Şurası da 3 üzeri 3'ten. Şurayı da 1 yazarsam bakın ne oldu? Şu oldu. 1 bölü 3 öne geldi. Çarpım logaritma 3 tabanında 6x oldu. Şimdi bu ifadeye eşitse her tarafı 3'e böl. Her tarafı 3'e böl. Ne kaldı elimde? En son sağ tarafa çekiyorum arkadaşlar. Pardon sol tarafa çekiyorum. Ne oldu? 2 eşittir. Logaritma 3 tabanında 6x. Her tarafa ne yazabilirim? Tabanımız 3 olduğu için 3 yazarım. 3 yazarım. 3. 3'ü götürdü logaritma 3'ü. 6x eşittir. 3 üzeri 2 9'dan. Her tarafı 6'ya bölersem 9 bölü 6 eşittir x. Yani 3 bölü 2 olacak. Neymiş arkadaşlar? X eşittir. 3 bölü 2. Bu da C şıkkında. Geçtik son sorumuza. Evet arkadaşlar. Logaritma x artı y eşitliği yukarıda verilmiş. Buna göre bu ifadenin değeri nedir? Bu ifade zaten toplam ifadesi. İçeride çarpılacağı aşikar. Önce bir ne aradığımızı bir tam netleştirelim. Kök 2 tabanında x eksi 8 ile y eksi 8. Ama şöyle bir şey olabilir mi? Daha neyse bir yazalım biz. X eksi 8 çarpım y eksi 8'i arıyoruz arkadaşlar. Bu neye denk? Soru bu. Yukarıda verilen ipucu da şu. Bakın logaritma 8 çarpım x artı y yazsam sanki daha sağlıklı olacak gibi. Bu da logaritma x artı logaritma y. Bu da logaritmalı toplamlar içeride çarpım olarak yazılabildiği için x çarpım y yazayım. Benim kafam böyle daha rahat edecek arkadaşlar. Dolayısıyla burada sanki şunu ürettim gibi. Logaritma içler aynı olduğuna göre şunlar birbirine eşit. 8 tane x artı y eşittir. X çarpım y buna eşit. Şimdi ben buradan x artı y benim ne işime yarayacak? Hemen ona bir bakayım. Burada x artı y üretebiliyor muyum? Evet. Ne yapabiliriz? Şu an çok göremedim. Ama şöyle yapalım. Şuraya bir dağıtayım. Belki gelir. Dağıtırsam daha sağlıklı olacak galiba.
Şöyle bir dağıttım da burası x çarpım y. Eksi 8 y artı eksi 8 x, eksi 8 ile 8'in çarpımı artı 64. Tamam. Burayı logaritma kök 2 tabanda karşılığı nedir diye soruyoruz. O zaman şurayı şöyle ayıralım. Şimdi şurayı bir düzenlersem burası ne olacak? Logaritma kök 2 tabanında x, y eksi 8 parantezinde x artı y ayrılır olsun bulduk. Ne yaptık? Şurada bakın x, y yerine ya da şunun yerine x, y yazılabilir. X, y yaz birbirini götürsün. O zaman logaritma kök 2 tabanında 64. Şimdi arkadaşlar buradan da hemen şunu yapabilirsiniz. Şurayı logaritma kök 2 taban, hatta uğraşmayayım, 2'nin kuvveti şeklinde yazayım. 2 üzeri 1 bölü 2. Şurası da 2 üzeri 6. 6 bölü 1 bölü 2'yi öne attım. 6 bölü 1 bölü 2 çarpım log 2 2. Bunlar birbirini götürdü. Burası ne yapar? 6 çarpım 2 bölü 1'den cevap 12 gelecektir arkadaşlar. Demek ki bu sorunun cevabı da 12. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yakın zamanda yine bir güzel video çekip atayım size inşallah. Hepinize kolay gelsin.